Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Konumuz bugün 1.3 Multijet motor. 1.3 Multijet motor derken akla ne gelir? Palio, Punto, Albea, Doblo, Egea, bir de buna ilave ek Opel Corsa ve Astra çeşitleri. Ülkemizde en çok satılan arabalar bunlar ve yüz binlerce insanın altında kullandığı 1.3 Multijet hakkında size bilgilendirme videosu atacağım. Biraz uzun olabilir, sıkılabilirsiniz başta ama sonunda diyeceksiniz ki İsmail Usta bizim gönlümüzü fethetti. Kullandığımız arabalar hakkında bize çok güzel bilgiler verdi diyeceksiniz. Tabii ki bu bilgiler yaşadığım tecrübelerden kaynaklı. İş yerime gelen arızalı 1.3 Multijet motorların sıkıntılarıyla alakalı herhangi bir yerden alıntı değil arkadaşlar. Ve 13 tane sayfayı yaptım. Ellerimle yazdım. Üniversite öğrencisi gibi size bu bilgileri paylaşacağım arkadaşlar. Adı üstünde 1.3 Multijet motor. Küçük sayılabilecek rakam, küçük bir motor denilebilir. Dersiniz belki de narin ince yapılı küçük bir motor turbo ilavesi ile Multijet ünvanını alıp çok güçlenmiş bir motor aslında. Tabii ki haliyle motorun bloku döküm blok, ülkemizin dağlarında ovalarında 81 vilayetinde yolcu ve yük taşıyan 1.3 Multijet motor dağ taş demeden kalkışı biraz zayıf olabilir. Olsa da yola çıktığı zaman aslan kesilen 1.3 Multijet motorların şişmeden sıkılmadan, yorulmadan Türkiye'nin bir ucundan öbür ucuna kontağı kapatmadan gidebilecek 1.3 Multijet motor sizi sevdiklerinize ulaştırılabilecek bir güçtedir. Evet, bu kadar görevi yapan ve Multijet ünvanını alan bu motorunda bizden istedikleri bazı şeyler var arkadaşlar. Onları sıralayacağım. Size ne kadar bilgi verirsem ne mutlu bana. Birinci sayfamız bitti. 12 sayfa kaldı. En başından motorun hava giren yerine başlayacağım. Hava filtresinden hava akış metresi hava akış metreden başlıyorum. Yağ bakımlarda ara sıra uzaktan tabancayı tutarak da olsa hava akış metresini temizlemek ve hava filtresini kesinlikle kaliteli kullanmak ve merdiven altı üretilen dandik ve çakma orijinal diye satılan hava filtrelerden uzak durmamız gerekiyor. Hava akış metre motorda çok önemli bir konuma sahip. Çünkü her türlü yönlendirmeyi beyin hava akış metreden alır ve uygulamaya başlar. Böceklerde iki tane anten vardır. O antenler bütün algıları yönetir ve böceği harekete geçirir. Motorlarda da hava akış metresi vardır. İçinde iki tane kaplonun geçtiği rezidanstan ortada birleştirilmiş bir diyot vasıtasıyla motora giren havayı ölçer. Hava akış metreyi her şeyi yönetir. Mazotun püskürmesini, turbonun harekete geçmesini, egere valfine komut vermeyi, egzozdan çıkacak havayı, gaz pedalına verecek komutu bile hava sen gaza sonuna kadar bassan dahi gaz yemiyorsa boş. Özellikle 1.3 Multijetlerde motorlarda hava akış metre bozulunca fişini çekiyorlar. Niye? Pahalı diye. 250 ya da 300 TL olan hava akış metrenin fişini çıkarınca 300 TL'lik paranın cebinde kaldığını düşünenler yanılıyor arkadaşlar. Zamanla 3000 TL zarara uğrayacaklarının farkında bile varamayacaklar. Sebeplerini size sıralayacağım birazdan. Başı boş kalan hava akış metrenin fişi çıkınca başı boş kalan tüm ekipmanlar kendi duygularıyla harekete geçecekler. Neden? Çünkü onların başında çobanları vardı. Herhangi bir tamirci akış metreyi iptal edince bakın neler olacak
dinleyin. Hava akış metre motorun üzerindeki bütün ekipmanların aslında bir çobanıdır arkadaşlar. Çünkü yönlendiricisi, yol göstericisidir. Yan sanayiye karşı değilim. Bazı parçaların yan sanayisi olmasına karşıyım. Bu kadar görevi verilmiş bir hava akış metrenin hava kütre ölçer dediğimiz parça bozulursa birebir orijinal parça alaraktan motorun düzeneğini ve dengesini bozmadan aynı işlevlerini yerine getireceğine inanıyorum. Ama yan sanayi takarsanız yine fazla mazot yakma ihtimali, turbonun geç devreye girme ihtimali, egerenin açık ya da kapalıya olma ihtimali, gaz pedalına komut vermenin geç ya da erken olma ihtimali, ani kalkışlar ya da gaza basınca geç hareket etmeler olma bunların sebepleri arkadaşlar. Tabii ki işlevlerini yerine getireceğine inandığım orijinal parçanın başımızdan çok geçti. Yan sanayi Avrupa dahi olsa o yan sanayidir benim gözümde. Akış metre hava aracın orijinal olmasına çok dikkat edilmeli. Mazot yakmasına, motor gücünün zayıflamasına, rolantide çalışırken al ya ver yapmasına birçok sorunlara yol açıyor. Bazen araç 2000 devri bile geçmiyor. Neymiş? Hava akış metre orijinal olacakmış. İptal kesinlikle olmayacakmış. Hava filtresi Fiat grubunda fabrikasyon olarak zaten zayıf yapılmış. İncecik uzun. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama kocaman hava filtre kazanın içinde plastik ama incecik bir hava filtresi var. Aynı zamanda aynı motor Opel gruplarında, Astra ve Corsa gruplarında var iken onların birçok hava filtreleri kare ve dikdörtgen. 1.3 ve Opel, Corsa ve Astra'larda tabii ki kare ve geniş olması mazotun da yakıtının düşük olmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bir Opel Corsa, bir Astra 1.3 motorlu araç sahiplerinden dinlediğim, bir de Fiat grubu araç sahiplerinden dinlediğim yakıt oranı çok farklı. Yani Opel Corsa'larda kare, Astra'larda dikdörtgen ve kocaman bir hava filtresi verilmiş. Hava emişi daha da rahatlatılmış. Tabii ki ona göre ölçümü de iyi yapılıp yakıtın düşmesine sebebiyet olmuş. Kocaman hava filtresi ve hava girişi çok rahat demiştik. Opel 1.3'lerde hava filtresi kasaya bağlı iken Opel grubunda, Fiat grubunda motorun üstüne bağlamışlar. Opel avantajlı. Motorun üstünde kocaman bir hava filtre kazanı titreşim yapa yapa Fiat grubunda sabitleme takozları ve lastikleri aşınıyor. Boşluk yapıyor. Bazen iki tane plastik ayak var onlarda. İçinde kırılıyor. Çıkmayınca cırtla bağlıyor tamirciler ve motorun titreşimli çalışmasına sebebiyet veriyor. Aracın içine zırr dırr diye sesler geliyor ve rahatsız edici bir ses oluyor. Ondan sonra yağ bakımlarını yaparken filtre lastikleri boşluk yapmış ise değiştirin. Tamircinize söyleyin. 3 tane filtre lastiği 20 TL arkadaşlar. Ama bu sorunu Opel çözmüş. Nasıl? Motorun üzerine bağlamamış da kasanın çamurluğun üzerine bağlamış. Hava filtresi çok rahat ve sıcak olmayan bir ortamda havayı emiş yapıyor. Hava filtre kazanı motorun sesini değiştirdiği gibi altından geçen plastik mazot borularına sürtüne deliyor. Ve yollarda birçok Fiat grubu mazot boruları delindiği ve mazot fışkırdığı için yollarda kalıp kurtarıcıyla geliyor. Evet, mazot kaçırdığı gibi oradaki sisteme zarar veriyor. Evet, gelelim periyodik bakıma. Şimdi mazot filtresi sisteme zarar veriyor derken mazot filtresi motorun çalışmasına sağlayan bir sıvı olmasına rağmen plastik ve fiber aksama çok zarar veren bir nesne arkadaşlar. Onu söylemek istedim.
Gelelim periyodik yağ bakımına. Bence 3.2 litre motor yağı konulan araca zaten az yağ alıyor. 10.000 kilometre çok. 8.000 kilometrede bir değişen araç sahiplerinden duyuyorum bu konuyu ve motorların sesini dinliyorum. Benzinli motor gibi çalışıyor. Kağıt mazot filtresi olan araçlarda 2 bir yağda bir mazot filtresi değişmeli. Atom dışı saç olan mazot filtreleri de 3 yağda bir değişmeli. Çok kirlenmiyor. Ama yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi her yağ bakımında 1-3 multijetlerde olmazsa olmazımız değişmeli. Kalitesiz mazotu kabul etmeyen 1.3 motora dandik mazot filtresi kesinlikle koymayalım. Gerçekten kabul etmiyor arkadaşlar. Mazot ve filtreden bahsetmişken arkadaşlar, mazot pompası her 100.000 kilometrede bir tamir takımı değişmeli. Pompanın 3 tane kanadı var. Common rail sistemde çalışıyor. Santrafiş görevi yapıyor. Ama mazot pompası 3 tane kanadı var. Onlara eleman diyoruz. Tors cıvatalarla sökülüyor. Bağlı ve oraya takılıyor. Tamir takımları bozulunca mazot kaçırıyor. Basınç düşüyor ve geç çalışma başlıyor. Rolantide alver yapıyor. Kaçıran mazot hemen altında termostada ve su hortumlarının üzerine akıyor. Termostat ve üzerindeki plastik aksamlar özelliğini yitiriyor. Ya kopuyor, ya su kaçırıyor, ya çatlıyor. Su kaçırır, su hortumlarını şişirip patlatıyor. Su sistemine geçelim arkadaşlar. 1.3 motor antifrizi seçiyor. Ya orijinal ya da 50 yıl ya da 100 yıldır dünyamızda olan markaların kullanılması tercihimdir arkadaşlar. Adı sanı duyulmamış antifriz bu motorlara çok zarar veriyor. Ama şunu bilin ki antifriz yaz kış kullanılmalı. Motorun kışın donmaktan, yazın yüksek ısıdan korur arkadaşlar. Su çabuk ısınan ve kaynayan sıvıdır. Antifriz ise öyle değil. Isıtma sisteminde bir parça bozuldu. O bozulana kadar hep antifriz kullandınız. O ana kadar motora hiç su koyulmadı. Sadece antifriz koyuldu. Arıza giderildi. Ya paranız yeterli değildi. O an ya da yaz ayındaydınız. Havalar sıcak, nasıl olsa antifriz kullanmaya gerek yok dediniz ve suyu koydunuz. Orada işte hayatınızın en büyük hatasını yaptınız. O araca en büyük kötülüğü siz yaptınız. İşte o zaman motora en büyük kötülüğü yaptınız dedik. Zamanla bakın nereye zarar verecek. Öncelikle fabrikanın taktığı o güzelim yumuşak hortumların içi, iç tabakası kireç bağlayacak, sertleşecek, taş gibi olacak. Kelepçeler sertleşmiş hortumu artık sıkamayacak duruma gelecek. Kenarlarından su kaçıracak. Su kaçırdığında oradaki kireçleri ve pasları siz de göreceksiniz. Devirdaim pompasının çarkının altında kömür ve manyetik parçalar çatlayacak. Su kaçırmaya başlayacak. Termostat kireçli suda motorun ısısına göre açınıp kapanırken kireçler daha güçlü gelecek. Ya termostat kapalı iken bozulacak, motor hararet yapacak, sistemi bozacak ya da açık kalacak, motor ısınmayacak, yüksek kilometrede giderken motor korumaya alacak kendisini, gaz kesecek. 1.3 multijet sahiplerinin başından geçmiştir. Gelelim motorun su kanallarına. Kireç ve pas kalın bir tabaka oluşturarak motor göstergede harareti ortada dursa da motorun içinde gizli yüksek ısı pistonlara ve sekmanlara verilen zararı dümdüz yolda giderken motor kilitler, motor tahribata uğrar, istop eder. Motorda yağım vardı, suyum vardı, nasıl kilitledi diye düşünen o araç sahipleri o suyu koyduklarında o içerideki pası, korozyonu ve kireci farkına varmadan orada yüksek ısıya maruz bıraktığı pistonları ve sekmanların zor durumda kalıp artık dayanamıyorum ben deyip motorun kilitlemesine sebebiyet verir. Ama benim arabamda yağ vardı, su vardı, bu motor niye kilitledi der.
1.3'lerde 25 milim su tapaları var arkadaşlar. Çürüyüp su kaçırıyor. Hayda, dünyanın yerini sök, değiştir. Araçta 2 adet su radyatörü var. Bu su tapaları var derken şimdi artık sarı su tapaları yapıldı. O su tapaları çürümesin, su kaçırmasın diye. Ondan sonra biz de alıp artık onları takıyoruz. Evet, multijet araçlarda 2 adet su radyatörü var arkadaşlar. Biri soğutma suyu radyatörü, ikincisi de soğutma suyu radyatörü gibi görünse de onun adı kalorifer peteği arkadaşlar. Kışın aracın içini ısıtmaya yarar. Yazında radyatöre yardımcı olup motor soğutma suyunun sistemine yardımcı olur. Bu iki radyatör plastik ve alüminyum parçalardan oluşur. Bu iki aksamın düşmanı kireç ve pastır arkadaşlar. Ana radyatörden su kaçırmaya başlar. Vay efendim, bir yere vurmadım, taş gelmemiş, su nasıl kaçırır? Koyduğum su radyatörü çürütmeyi nasıl çürütür diye düşünürseniz pas ve korozyon ve tabii ki kireç radyatörü içten içe fetheder, oraları çürütür ve su kaçırmasına sebebiyet verir. Kalorifer peteğine gelelim. Kalorifer peteğine radyatör söküldüğünde ön panel komple açılıyor. Ön panel açılırken orada birçok aksamlara zarar veriliyor. Sökülüp ve montaj esnasında orijinalliği kayboluyor. Ondan sonra oralardan çatır çutur sesler geliyor. Radyatör yerinde oynamaya başlıyor. Davulunbaz yerine doğru dürüst oturmuyor. Fanda sıkıntılı çalışma ve balans başlıyor. Yani sistem yavaş yavaş çökertiyor. Evet, gelelim kalorifer peteğine. O da aynı şekilde su kaçırınca bakın neler oluyor. Torpido sökülüyor ve petek değişiyor. Ne zaman ne kadar iyi montaj edilirse edilsin, yolda giderken torpidodan çatır çutur sesler geliyor. Orijinali gibi artık olmuyor maalesef. Bindiğiniz arabadan zevk almamaya başlıyorsunuz. 1.3 multijetlerde ısıtma bujisi patlıyor. Orijinali Beru marka arkadaşlar. Ama Beru markanın çakması üretilmiş. Sakın ola parçacınızdan çakmasını vermeyin, bana orijinalini verin, parası neyse onu vereyim diye diretin. Eğer Beru'yu bulamazsınız, boş Alman malı sarı kutu bujiler alın, takın. Bir bir takmayın, takım halinde takın arkadaşlar. Şimdi Fiat grubunda ısıtma bujisi patlayınca ekranda resistans ışığı yanıp yanıp söner, aralıklarla kaybolur, tekrar ekrana çıkar. Ama Opel grubunda aracın üzerinde anahtar işareti çıkar. O da motor arıza ışığı olarak gözükür. 1.3 multijetlerde buji patlıyorsa takım değiştirin demiştik. Patlayanı değiştirirseniz yakın zamanda diğeri patlayacak. Yine zaman kaybı, yine işçilik, yine giden mazot israfı. Yolda gidiyorsunuz, motor arıza işaretiniz yandı. Korkmayın arkadaşlar, yola devam edin. Sarı yumurta gibi görünen motor arıza işareti etten püften her şeye yanan bir işaret. Onun için korkmayın. Hararet sıfıra düşerse kenara çekin. Motorda su boşalmış olabilir. Hararet göstergesi çünkü sudan alır işlevini. Su ısınınca yükselir, soğuyunca düşer. Hararet çok yükselince kenara çekin. Ustanızı arayın. Motora zarar verebilirsiniz. Bir de en önemlisi yağ lambası arkadaşlar. Şimdi hararet sıfıra düştüğünde motorda hiç su kalmamış olabilir. Hararet muşuruna su temas etmez. Motorun ısısını göstermez. Motoru yiyebilirsiniz gizli hararetten dolayı. Yani senin ekranında hararet normal gözüküyor olabilir ya da düşük gözüküyor olabilir. Bu nasıl conta yaktı diye düşünebilirsiniz. Bu nasıl yüksek ısıdan sekmanlar kaynadı, krepej yaptı diye düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi susuzluktan olmuştur. Evet, şimdi motor arıza işaretiniz yandığında korkmayıp yola devam edersiniz. Ama bir iki tane lamba var ki onlar yandığında kesinlikle ve kenara çekip ustanızı
aramanızı gerektirecek olan işaretlerdir. Evet, en önemlisi yağ lamba uyarı ikaz ışığı. Yanıp yanıp sönüyor yolda, direkt yanıyorsa hemen kenara çekin. Ustanızı arayın. Yağını biraz zaman geçirin, bekleyin, seviye çubuğundan kontrol edin. Belki de eksildi, yanıp yanıp sönüyor. Belki de tamamen bitti, direkt yanıyor. Motor arıza ışığınız yanınca ustanıza gider baktırırsınız ama kesinlikle kenara çekip ustanızı aramanızı gereken konu hararet ve yağ ikaz uyarı ışığı arkadaşlar. Yağ demişken arkadaşlar, 1.3 multi jetlerde 3.2 litre motorları yağ alıyor ama ben genellikle 4 litre kapalı bidon koyuyorum. Neden? Yağ çubuğunu çekiyorum. Bakıyorum ki tam işaretinde 4 litre koyduğum halde, diyorum ki yani 800 gramdan bir şey olmaz. Tabii 2-3 kilo fazla koyarsam motorun her yerinden patlatır, motora zarar verir. Ama 4 litre yağ koyuyorum, motorun sesi de farklı bir geliyor bana. Evet, katalizatör olan motorlarda 4 litre 5.40 yağ koyuyorum. Albea, Fiat Punto'nun eski modelleri, Palio'nun eski modelleri, Opel Corsa Bürüşler'in eski modelleri gibi. Onlara 4 litre 5.40 yağ koyuyorum. Partikül kazanı olan filtrelerde, Euro 4, Euro 5'lerde 5.30 yağ koyuyorum. Partikül ve DPF'li motor yağ koyuyorum arkadaşlar. Euro 6 motorlarda 0.30 yağ koyuyoruz. Bazen müşteriler getiriyor 5.30. 5.30'da koymak zorunda kalıyoruz. Ama orijinal yağ kesinlikle 0.30. Katalizatör de partikül de onun adı filtre arkadaşlar. Filtre deniliyor. Aslında filtre gibi gözükmese de bizim gözümüzde filtre. Evet. Doğru görevi partikül ve katalizatörün görevi, motordan çıkan, dünyayı kirletmeye çalışan pis gazları yüksek ısıdan yakarak temizliyor arkadaşlar. Bu filtreler aracın sağlığı için değil, dünyamızın felaketlere uğramaması adına ve insanların ve yaşayan bütün canlıların sağlığı için 1.3 multijetlerin partiküllü ve DPF'li motorlarında olan bir filtre kazanı. Egzozun çıkışına takılıyor. Egzoz manifoldunun hemen altında, turbonun altında bağlanmış kocaman bir partikül kazanı arkadaşlar. Evet, 1.3 multijetlerin turbosu hemen hemen içten yanmalı motorlarda en küçük hacime sahip, küçük olmasına müteakip motora yine de iyi güç veriyor. 1.3 multijetlerin turbosu küçük olmasına rağmen gerçekten bu motorlara haddinden fazla güç veriyor. Ama lakin çok hassas. Hava filtresinin temiz olmasını istiyor, motor yağını seçiyor, fabrika hangi yağ öneriyorsa onu istiyor. Motorda yağ eksiyip özelliğini kaybederse çabucak pes edip kesiyor. Motor yağınız eksik kullanımında turbo zarar görüyor. Turbo motorun en sıcak bölgesinde çalıştığı için mutlaka yağın kaliteli olmasını istiyor. Egzoz manifoldunda soğuması açısından yağın kalitesi çok önemli. Çünkü motorun en sıcak bölgesinde çalışıyor. Hava filtreniz çok kirli, mazotunuz kalitesiz, yanmayan mazot filtresiyle bir araya gelip kurum yapıyor. Egzozdan çıkarken turbonun pervanesini kanatlarına zarar veriyor, çarkı kırıyor ve milini miline zarar veriyor. Çarkı kırıyor ve miline zarar verdikten sonra al sana turbo masrafı çıkıyor. Turbo çöp, yenisini alıp takıyorsun, yağ bakımını yapmak zorunda kalıyorsun, işçilik alınıyor, bir dünya masraf. Yazık. Kurum demişken Egere valfini unutmayalım arkadaşlar. 1.3 multijetlerde arıza ışığının yanma sebebinin %90'ı Egere valfidir. Egere valfinin mekanik tarafında sibop var. Hava akışını kapatıp açması için bu sibobu harekete geçiren egerenin elektronik kısmı var. O bozulan bir üçlerde sibop kirlenir, sıkışınca görev yapmaz.
Elektronik kısmı bozulursa yenisi yalnız. Yan sanayi kesinlikle 1-3 motojet. Egere valfinin kabul etmiyor. Arıza ışığını tekrar yaktırıyor. Egere'ye kimileri saç koyuyor, kapa diyor. Belki motorun rahatlamasına sebebiyet veriyor olsa da orijinal Egere valfi takılıp motorun sistemini bozmamak bence daha uygun. Elektronik kısmında 4 tane cıvata var. Söküp geriye alıyoruz. Alıyorlar. Fişi takılı vaziyette Egere'yi de iptal ediyorlar. O da sıkıntılı bir durum. Komple alıp değişmek 1-3 motorlarda en çok konuşulan konu da zincir arkadaşlar. Tabii ki oruç tutuyoruz. İftara 1,5 saat var. Dilim damağım kurudu. Eğer ufak tefek hatalarım varsa affola arkadaşlar. Parantez içinde 1-3 motojetlerin şarj ve direksiyon kayışı her 50 bin kilometrede değişmeli. Zincir 100-150 bin 200 bin kilometrede değişebilir. Ona itirazım yok. Ama şarj kayışları her 50 bin kilometrede değişmeli. Özellikleri kayboluyor, sertleşiyor, ses yapıyorlar ve oradaki çalışan aksamın kayış kanallarını inceltiyorlar sertleştiği için. Bana gelen en çok sorulardan bir tanesi, zincir değiştim, yağ uyarı, ikaz ışığım yanıp yanıp sönüyor, bazen motor sıcakken de direkt yanıyor gibi. Bu soruların cevabı şöyle arkadaşlar. Yağ pompası olamaz. Neden? Çünkü zincir değişene kadar yağ pompası yağ ikaz uyarısı ve yağ lambasını yakmıyordu. Zincir değiştikten sonra bu sorun çıktıysa oradaki işleme bakmamız gerekiyor. Evet. Zincir değişene kadar yanmayan yağ lambası zincir değiştikten sonra başladığı için sebepleri neler? Çünkü ustalar zincir değişirken yağ pompa contasını değişmiyor. Alüminyum ve lastikten oluşan yağ pompa contası sökerken deforme oluyor. Yağ sızıntısı yağ lambasını yaktırıyor. Nasıl kalp kapakçığında sızdırma olduğu zaman açık kalp ameliyatı oluyorsanız yağ pompasında da ara contadan sızdırma olduğu zaman o işlemi tekrar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Deforme oluyor dedik. Yağ sızıntısı lambayı yaktırıyor dedik. Zincir değişirken kural aslında şöyle olmalı. Biz müşterilerimiz acele ediyor. Ticari grup yapıyoruz. Adam arabasıyla ekmek dağıtacak, su dağıtacak. Belki de işe onunla çıkıyor. Ama bizim de yaptığımız şeyler aslında sakıncalı. Esas yapılması gereken şeyler şöyle arkadaşlar. Evet. Zincir değişirken kural aslında şöyle. Çünkü 100 bin, 150 bin, 200 bin kilometre aralıklarla değişen bir işlem olduğu için motor yağı ve filtre boşaltıp sökülmeli. Yağ karteri sökülmeli. Zincir kapağı aynı zamanda yağ pompası komple sökülüp dışarıya alınmalı. Yağ pompa süzgeci temizlenmeli. Yağ pompasının o plastik süzgeç borusunda çatlak var mı yok mu ona bakılmalı. Yağ pompa contası sökülüp çöpe atılmalı. Yenisi takılmalı. Tiner veya balata spreyi ile zincir takılacak bölüm güzelce yıkanılmalı. Zincire yağ fışkırtan bir boru var arkadaşlar. Yaklaşık 15 santim bir boru var incecik. O borunun sökülüp güzelce balata spreyi ile yıkanıp borusuna hava tutulmalı. Evet, karter ezikse kesinlikle yenisi takılmalı. Karter ucuz arkadaşlar, 60-70-80 TL aralığında koskoca zincir bakımı yapılıyor. 70-80 lirada cebinizden çıksın, motorunuz daha sağlıklı olsun ve yağ sızıntısı olmasın. Yeni karterin yüzeyi tabii ki haliyle düzgün olduğu için sızıntı olmaz arkadaşlar. Ha, karteriniz düzgünse, herhangi bir darbe almamış, altını bir yere vurmamışsanız mutlaka onu da temizleyip güzel bir sıvı conta silikon vasıtasıyla değişmeniz takmanız tavsiyemdir. Evet, yayınımın sonuna yaklaşırken arkadaşlar, zincirin bozulmasına en büyük sebep olan
yağ bakımının zamanında yapılmaması. 1-3 multijetlerde akü zayıf ya da çalışmıyorsa yiterek kesinlikle viteste vurdurma yaparak çalıştırmayın arkadaşlar. Yani eğer öyle yaparsanız zincir sente atlayabilir, zincir kırabilir. Viteste vurdurma yaparak çalıştırmak çok sakıncalı. Bütün zincirli araçlarda dişlilerde sabitleme kabası var. Ama 1-3 multijetlerde hem eksentrikte hem de grantta kama yok arkadaşlar. Sabitleme kaması yok. Sente atlayabilir. Zorunlu olmadıkça yapmayın. Mecbur kalmadıkça 1-3 multijetlerde aracınıza vurdurma yaparak çalıştırmayın. Yayınımın sonuna yaklaşırken arkadaşlar önemli şeyleri bitirmek üzereyim. Aracınız bayağı kilometre yaptı. Artık zor çalışıyor. 150-200 bin, 250 bin kilometre yaptı. Aracınız zor çalışıyor. Motor yapmaya da durumunuz yok. 1-3 multijetler için güçlendirilmiş marş dinamosu var. Alın takın. Motor daha rahat çalışır. Eğer akünüz sağlam ise diyelim ki akünün ömrü bitti. Yenisini alacaksanız arkadaşlar 1-3 multijetlerin genelinde 60 amper akü çıkıyor. Ama benim tavsiyem 72 amper akü takarsanız daha iyi olur. Hem akünün ömrü uzun olur hem de sistemdeki bütün elektronik aksamları yönetmekte daha da sağlam ve dirayetli olur. Birçok araçlarda akü yuvası küçük ama 1-3 multijet araçların akü yuvası büyük olduğu için 70 amper akü rahatlıkla takılabilir. Ben de 1-3 Doblo 3 aracıma 60 amper akü bitince 72 amper taktırdım. Daha da rahat ettim. Evet, 13 sayfalık size ödev demiştim arkadaşlar. 13 sayfalık ödevin son sayfasındayım. Rahat ettim dedik aküyü taktıktan sonra. 1-3 multijetlerde en çok kronik sorunlardan bir tanesi vites cartlaması. Geri vites ve birinci vites cartlıyor. Ustalar hemen debriyaj baskı balatasını değişme yoluna gidiyor. Fabrikasyon olarak debriyaj alt merkezinde bir pim var. O pimin boyu arkadaşlar fabrikasyon olarak kısa. Onu söküp ara boşluğuna göre 5 milim ya da 1 santim boyunda biz uzatıyoruz. En az 50 bin kilometre daha vites çarklamıyor ve vites rahat bir şekilde baskı balatanın bitinceye kadar çarklamadan kullanılıyor. Euro 5 araçların partikülünü beyincilerde iptal edilmesi benim tavsiyemdir. Euro 5'lerde partikül filtresi iptal edilmezse trafiklerde, yollarda görüyorsunuz 1-3 multijet araçlarının arkasından bembeyaz bir duman ve bir pis koku kaplıyor. Partikül filtresini beyin tıkalı gibi görüyor, mazotu fazla püskürtüyor. Yanmayan mazotlar da bembeyaz bir duman bulutu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 1-3 Euro 5'lerde partikülün beyinden iptal edilmesi beyincilerde tavsiyemdir dedik. Euro 6'larda henüz kronik bir sorun yok arkadaşlar. 0.30 yok, yağ kullanmanız tavsiyemdir. Bir de 1-3 multijetlerde arkadaşlar 50 bin kilometrede bir şanzıman yağını değiştirmeniz tavsiyemdir. 2,5-3 litre 75-80 yağ alıyor. Değişimi 150 TL işçiliğiyle beraber tutuyor. Arkadaşlar yağını boşalttığınız zaman sapsarı ve temiz bir şekilde akıyorsa vah 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 ben yağımı keşke değişmeseydim altın gibi parlıyor demeyin. Yağın özelliği bozuluyor arkadaşlar. Sarı altın renkte olabilir ama özelliği bozuluyor. Kayganlık ve sentetik özelliği bozuluyor arkadaşlar. Bozulduğu gibi de tabii ki haliyle şanzıman dişlerine, bilyalarına görevini yapmıyor, zarar veriyor. Her 50 bin kilometrede mutlaka ve mutlaka şanzıman yağınızı değiştiriniz. 1-3 multijetlerde birçok kronik sorunlar olabilir. Benim aklıma gelenler bunlar. Aslında biraz da oruç ağız yoruldum.
Daha çok sıralayacağım şeyler olabilirdi ama 1-3 multijetlerde genellikle karşımıza çıkacak sorunların başlıca bunlar arkadaşlar. 1-3 multijetlerde bir de turbo egereden dolayı ani sirkülasyonlara girip turbo hortumlarını, radyatör interkollerini patlatabilir. Arkadan kapkara duman atabilir. Araba kendini korumaya alabilir. Onun için ustanıza götürüp turbo basınç sisteminde havanın geçtiği sistemi kontrol ettirip ondan sonra yolunuza devam edebilirsiniz. 1-3 multijet araç sahipleri, İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Sonuna kadar izleyenler bence en azından birkaç bilgi edinmiş olur. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.